Ne hal mi? Söyleyeyim abi. Tarz yapıyorum. Gençler öyle diyor. Tarz yapıyoruz abi diyorlar. Ben de tarz yapıyorum abi. Öğrendim artık gençlerden. Zaten karar verdim. Zihni genç olmayan hiç kimseyle yan yana gelip oturmam bile. Hiç. Bana selam bile vermesinler abi. Fiziki yaştan bahsetmiyorum. Nüfus cüzdanında yazandan bahsetmiyorum. Bana ne orada yazandan abi. Fiziki değil. Zihni yaş. Zihni yaş gençse abi gel benim dostum olsun. Çünkü benim karıcığım daha 15-16 zihni yaşa sahip. Onunla çok güzel burada. Gül gibi geçinip gidiyoruz. Aramıza girmeyin abi öyle. Yaşlı başlı insanlar. Allah Allah. Lütfen ya rica ediyorum. Evet. Başka ne kararlar aldın? Kim ki biz otururken arkadaşlarımla yanımıza geldiğinde şanssızlığından şikayet ediyor? Hemen bir dakika arkadaş. Şanssızlık bulaşıcıdır. Aynı esneme gibi, aynı bulaşıcı hastalık gibidir. Şanssızsan hadi kardeşim ya sen uza ya biz kalkıp gidelim. Ha arkadaşlarım içinde seninle kalıp şanssızlık illetinden muzdarip olmak isteyenler varsa kalsınlar abi ben gidiyorum. Evet şanssızlık bulaşıcıdır. Kim ki şanssızım diyorsa sakın ha yanınıza sokmayın. Uzak durun ondan. Başka felaket tellallarına selamlaşmayın bile. Bazıları vardır baykuş gibidirler. Telefonla çıkmaktan korkarsınız. Mutlaka bir bela haberi verecektir. Bilhassa bazı köşe yazarları. Açıp okumayın sakın ha. Başlığına bile bakmayın merak edip devam edersiniz. Yazısı mutlaka bir felaketle bitecektir. Siz de size ne tavsiye var? Ben size bunları 67 yaşında deneyim tecrübe sahibi olan bir insan olarak ama zihni pırıl pırıl bir delikanlı olarak anlatıyorum. İsterseniz inanmayın ha bana ne yaparsanız yapın. Toplayın etrafınızı şanssızları, felaket tellallarını. Onlarla her cümerç olun. Ben olmam abi. Benden yok. Başka? Başka? Siyasetçilerle sakın dost olmayın. Ya da ille de konuşmak zorunuzdaysanız erkekseniz elinizi arkanıza götürün. Kadınsanız apış aranızı iki elinize bilen sıkı koruyun. Hatta mümkünse bekaret kemeri takmanıza fayda var. Hele bir de İslamcıysalar aman Allah. Aman Allah. Sakın ha. Sakın yanlarına da hiç sokulmayın. Ne söylerlerse tersinin doğru olduğuna inanın. Çünkü onlar asla şaşırsalar bile doğru söylemezler.